Başkanımızın, evet, sporcu yönünü herkes biliyor. Şimdi sabah antrenmanını ziyaret etti. Ben de vururum, ne var? Hadi. Olacağı ya. Olacağı ya. Konuşabiliyor musunuz? Ha, idare ediyorum. Elif hocam günaydın. Günaydın. Yine güler yüzünden hiçbir eksik değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Ne demek hocam. Evet. Tabii ki de sabah koşusu varsa hocalarla biz de koşuyoruz. Ama tabii ki de bütün hocalar değil. Elif hoca, Mehmet hoca, ben, diğer hocalar. Aaa bir dakika. Zeren hocayı saymama sebebim o zaten koşuyor. Canım günaydın. Günaydın. Bugünkü antrenman programımız, çünkü birçok kişi merak ediyor milli takımda ne yapıyorlar diye. Bugün sabah koşusunda 20 dakika normal düz koşu var. Diğer 20 dakikada sadece köşeden diğer köşeye bacak açarak arttırma var. Gördüğünüz düzlüklerde jog şeklinde gerçekleşiyor. Bu 20 dakika. 20 dakika düz koşu, 20 dakika köşeden köşeye arttırma, düzlükler, jog. Güzel bir antrenman. Şu anda antrenmanın yarısındayız. Ve herkes keyif alıyor. Takım gayet moralleri falan yerinde. Maşallah. Hadi nefes alalım. Bugün iyilerdi ya. Evet, evet, gayet motivasyonları da iyi. Ne var kız? Maşallah hocam. Maşallah. Hazır. Her zaman hazır. Hasan başkanımız geldi. Başkanım hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Ben başkanı sabah koşuya bekliyordum. Dün geldiğinde oturmuştuk da. Kış kıyafet getirmedik ya. Başkanım bizde vardı. Bahane üretme. Vallahi getirmedik. Başkanımızın, evet, sporcu yönünü herkes biliyor. Şimdi sabah antrenmanını ziyaret etti. Şu anda gözlemliyoruz. Resim çekiniyoruz. Başkanım görüşürüz. Sağ ol. Nasıl olsun, nasıl yasa? Yağsız olsun, etli olsun. Tamam. Kolay gelsin. Büryanlar bunun içinde pişiyor. Saat gece kaçta pişiriyorsunuz abi? Abi saat 2.30'da falan geliyoruz. Gece. Bunun altında kazanlar var. O kazanlar beraber kaynadığı zaman burada büryanlar yazılıyor. Ondan sonra azı çamurluyoruz. 2 saat sonra açıyoruz kapağını. Gece 2.30'da geliyorlar. Burada gördüğünüz kuyuyu yakıyorlar. Evet. Sonra közledikten sonra burada çengellerle aşağı doğru asıyorlar. 5.30-6 herkes yemeğe geliyor. Biz de antrenmandan sonra geldik zaten. Evet, sabah 7'de koşu vardı. Gökhan abi kalkamadı. O da arkadaşımız. Biz Mehmet abiyle koşudan sonra büryan yemeğe geldik. Büryanı biliyorsunuz, et. Eti de çok severim. Evet arkadaşlar, ağzım sulandı. Büryanlarımız geldi. Yiyoruz. Abi nasıl? Abi tepki çok mu iyi? Çok iyi. Bugün akşam antrenmanımızda lapa var. İlk 2 gün, 3 gün teknik model clinch yaptık. Bugün lapa tutuyoruz. Elif hocamı görüyorsunuz, dimdik. Güçlü bir şekilde burada. Ayaktayız. Evet. Gençler için varız. Bütün hocalarımız lapa giydi şimdi. Tek tek göstereceğim. Güzel bir lapa çalışması oluyor. Nasıl gidiyor? Çok hocam? İyi gidiyor. Çok verimli bir antrenman oluyor. Antrenörlerimiz ve sporcularımız bu konuda çok gayretli. Allah'ın izniyle bütün madalyaları toplayacağız yıl sonu. İnşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet Burhan hocam. Ne söylüyoruz?
Hocam içinden ne geliyorsan istersen şarkı söyle, türkü söyle. Gördüğünüz gibi anlatacak bir şey yok. Her şey ortada. Oo, Alparslan hocam. Hatırladım ne yapıyorsun? Hocam, iyiyim hocam. Devam, son sıra. Devam, devam. Aynen. Tabii ki de dönüyorum. Kim başla hocam? Ben boşum. Hocam yok. Gel. Gel sen bana gel. Oğlum ağzını niye açıyorsun? Hemen boş olan hocaya geç. Size gelmek için hocam. Eyvallah, sağ olasın. Hemen gözü açık olacak. Hemen boş hocaya yapışacaksın. Tuğçe'yi tanıyorsunuz. Ringler rakibine babası olsa tanımayan. Nasıl gidiyor kamp? Çok iyi gidiyor hocam. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Eldivenler çok güzelmiş. Mükemmel. Hayatımda yediğim en güzel eldiven diyebilirim. Abi bir kez vurur musun? Vurma kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Her yöne çekilebilir. Abi biz olmaz. Biliyorsun kalbimiz belli. Niyetimiz yok, tamam. Belli. Tamam. Tuttum vurayım o zaman. Kerem sen tut kardeş. Tuttu vur. Yapmadı. Tutmadı yani. Top hani şansa bak. Yavrum. Yavrum. İşte de. Bak. Ya. Uyuy. Arkayı görüyorsunuz. Gayet keyifli geçiyor kamp. Lapa tutmaya devam. Tamam, resminizi çektim. Lapa vurmaya mı? Gel tabii ki de. Evet, bu da seçmede gidip rakibini dövmüştü. Şu anda zaten seçmede dövdüğü için burada. Söyle söyle. Ben de vururum, ne var ki? Hadi. Yarın. Nasıl gidiyor hocam? Harika gidiyor. Çok güzel, enerjisi yüksek. Kalite düzeyi en üst noktada, güzel bir kamp geçiriyoruz. Teşekkür ederim hocam. Kocaman ya. Neler kardeş? Heh. Yok ya bu ufak. Merhaba hocam. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Gel gel. Olmaz. Bugün herkes 5 round laba dövdü. Bir kısım 5 round laba döverken diğer kısım clinch yaptı. Şimdi soğuma yapıyoruz. Herkes perişan oldu. Arkadakileri görüyorsunuz. Evet hocam, herkes 5 round laba dövdü. Senin keyfin iyi. Bu peşin satan duruşu. Neye borçluyuz? Sporcuların enerjisine borçluyuz. Güzel çalıştılar. Tabii bu da haz veriyor. Herkesin emeğine sağlık. Antrenörler gerçekten 15 round laba tuttu. Sporcularımız ciddi anlamda 2 saati dolu dolu 18 round toplamda lapa çalışmasıyla beraber olursa gölge boksa beraber 3 round gölge boksa 15 round lapa olmuş oldu. Tabii başka federasyonlarda var mıdır bilmiyorum. Neyse hocam, oralara girmeyelim. Görüşmek üzere. Buraya bir işte geliyor, özel hareket parçası koymak isterdim ama telif yeriz. Evet hocam. Kendisi özel hareket. Ne diyorsun? Ali yıllardır milli takımda. 10 yıldır milli takımdayız. 5 yıl aradan sonra tekrar milli takıma kavuştuk. İnşallah ülkemizi güzel bir şekilde dünyada temsil edeceğiz. Rabbim tüm çalışan kardeşlerime muzaffer eylesin. Amin. Teşekkür ediyorum hocam. İnşallah. İnşallah senin gibi sporcularımızın sayısını da güzel harekatta, polis emniyette çoğaltsın. Halen dövüşesim var. Farkındayım ama vallahi, yeter. Valla kutsağımıza kalmış sanki. Yutkunamıyoruz. Niye gülüyor? Hocam size... Bana neye hocam gülüyor? Masum hocam. Masatu gibisin. Olmazsa olmaz. Evet, Hasan Elifek olmazsa olmaz. Bayrağa selam, hocaya selam. Evet, saygı önemli arkadaşlar. Hasan Elifek.
finansal arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gitmemek milli ve manevi duygular için burada bulunuyorlar. Bunun için bunu kıymetli bilin. Saygıda kusur etmeyin. Sizden özellikle rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Antrenmanımız bu kadar. Yarın tek antrenmanımız var. O da ağırlık antrenmanı. Öğlen de etkinlik olacak. Yarın görüşmek üzere. Evet, aktivite olarak Ömer Hoca bizi şu anda Van Gölü'ne getirdi. Ama sanki deniz gibi. Bugün tek antrenman var. Yüzeceğiz arkadaşlar. Buranın suyunun özelliği arkadaşlar, sodalı. Az yakıyor. Ama hakikaten gördüğünüz vakit göl gibi değil burası. Sanki bir deniz. Abi obamızı nereye kuruyoruz? Gösterir misin? Burası oda başı. Oymak beyim olarak. Erdem şu her sabah koşup denize atlaman var ya, burada onu istiyor. Tamam. Burada. Şurada kayalıklarına atlayacağım ben şuradan. Yapıştır. Haydi 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 sen. Cemil hocam Hüseyin dediniz. Hadi hadi. Hasan hadi ya. Ama hocam şeyi izleyin. Karayel. Bir sırt ver. Sırt ver sırt. Wow. Hocam maça hazırlık sanırım. Evet canım. Bunun bir de tedavi yönü var. Çocuğumuz 3 ay önce omzundan ameliyat olmuştu. Şifa niyetine sürüyoruz. Öyle de. Omuzu kalkmıyordu, bakalım kalkacak mı? Bunun tamam. Kolu kalkmıyordu. Tosunum. Anam kalk. Ooo. Peki reis. Evet, gördüğünüz gibi hocalarımız da gayet güzel öğrencilerle eğleniyor. Kimisi yüzüyor, kimisi eğleniyor. Ömer Hoca yine üzümümüzü, yemeğimizi unutmamış. Çocukları bir çağırın, bir gelsinler, yemek yesinler. 75 kilo ve 81 kilo mücadelesi. 81 değil, pardon, 90 değil. Evet değerli izleyiciler, Amazon'da gerçekten yerli aşiretle, yerli kabilelerle görüşebilmek için biz de onların kılığına girdik. Şimdi Zilandoli aşiretinin kabile reisiyle bir araya geliyoruz. Ola! Valla biz gelmişiz buraya. Bu bizim aşiret lideridir. Lider. Bizi Van Gölü'ne getirmiş. Kabile reisinin adı ne adı? Zilan. Kim? Abdülhatif Zilan'dır. Abdülhatif Zilan. Konuşabiliyor musunuz? İdare ediyor. Evet. Tek olaycık kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi Amazon'da da olsa Türkçeyi konuşabilen bir kabile reisiyle birlikteyiz. Nasıl, Van Gölü güzel mi? Bayağı güzeldir. Sizin orası mı güzel, burası mı güzel? Burası daha güzeldir. Böyle giderse buraya taşınacağım. Burada bir ev yapacağım. Bu aşiret de sizden mi silah atanlar? Yoksa sizinkiler okla mı avlanıyor? Bizimkiler mızrak kullanıyor. Büyük olan değil.
Sıkmayın la, röportajım. Evet, şu anda Bitlis'te Muay Thai milli takımının ikinci etapındayız. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Tanıyorsunuz mu bunu? Dönün arkadaşlar. Sizi. Emre Muay Thai. Muay Thai. Sen de hocam. Dedi ortaya geçin. İkinci kampımızda kadın hocamız var. Yorumlardan biri neden kadın hoca yok diyorlardı. Aslında vardı, o kampa gelememişti diyelim. Şu anda Elif hocam. Artık buradayız. Evet, geldi kendisi. Takımımıza inşallah faydalı olacağız. Evet, sporun içinden gelen biri. Hocam Adana bölgesinden. Nasılsın hocam? Teşekkür ederiz, siz? Biz de iyiyiz. Demek ki kadın hocamız varmış. Her şeyi buradayız. Hemen yorum yapmamak gerekli. Buradayız, bundan sonra. Siz ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına ya? Kimi antrenör gördüğünüz gibi antrenman yaparken, koşarken kimisi de burada gözlem yapıyorlar. Sen ne yapıyorsun Ülken abi? İzliyorum, kendimi geliştiriyorum. Nasıl koşuyorlar, nasıl ısınma hareketleri yapıyorlar. Arkadaki altını var ya, çevir abi arkada altıyı bir görsünler. Buradan transfer yapıyorlar. Arkada altı, evet işte bu altın var ya, en tehlikeli altı. Ben size diyeyim mi? Onlar var ya, yemek yemeye yer açmak için koşmuyorlarsa ben diyorum. Ne olacak abi ya? Abi ne yapıyorsun sen ya? He? Cicilerin güzelmiş. Hayır, bu çok artist tabii. Ev sahibi olduğundan dolayı mı? Hadi gençler hadi. Nesin sen ya? Bir daha yapsana. Ne bunun ismi? He? Buna döner yumruk diyorlar. Aha, göz de burada. Çorabın özelliği ne? Kendimi çekiyorsun kameraya. Evet. Harikasın hocam. İnşallah bu sene ikinci kampımızda ve 3-4 şampiyonluklar gelecek Türkiye adına. En aşağı 5 madalya hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Hatırlayın hocam, unutmayacağım bunu. Ben de seni unutmayacağım. Ben ömrü billahi unutmam o tokatı. Abi adamdan dayak ye ama tokat yeme. Bizde kural budur ya. Can düşünüyorum. Teşekkür ederim.